The first books on the psychology of happiness started appearing in the 1980s. Mutluluğun psikolojisi konusundaki ilk kitaplar 1980'lerde ortaya çıkmaya başladı veya gözükmeye de diyebilirsiniz. Gözükmeye başladı. Dikkat edersen started doing something. Bir şey yapmaya başlamak. Then a few specialist academic journals began to appear, but it was not until the turn of the millennium that the positive psychology movement was galvanized into action by significant grant money as well as research focus of many famous psychologists. Then, daha sonra, yani bu 80'lerden sonra, a few specialist academic journal, birkaç tane specialist, özelleşmiş, bu konuda özelleşmiş akademik dergi, began to appear, ortaya çıkmaya başladı. Fakat, it was not until the turn of the millennium that, şu itan, det hazırla yapısı, dolayısıyla millennium, nedir millennium? Bin yıl. Nasıl decade 10 yıl ise, century 100 yıl ise, millennium da 1000 yıl. 1000 yılın dönüşünde, ne demek 1000 yılın dönüşü? Sonunda. 1000 yıl bitip başka bir 1000 yıl başlarken. Dolayısıyla 90'ların bitimi 2000'lerin başlangıcı demek bu. Ne kadar değildi? It was not until. 2000'li yılların başlangıcı veya 90'ların sonuna kadar kadar değildi. Ne? Dertten sonra gelen şu cümle. The positive psychology movement was galvanized into action. Pozitif psikoloji hareketi. Buradaki hareket dediği şey ne? Ne demek pozitif psikoloji hareketi? Akımı çok güzel. Pozitif psikoloji akımı was galvanized into action. Galvanize aslında bizim kullandığımız galvanize denir ya. Herhangi bir şeyi kaplama, saç ile kaplama anlamında. Ama burada gördüğünüz gibi fiil. Galvanize somebody veya something into doing something. Birilerini bir şey yapmaya galvanizlemek. Aslında gaza getirmek yanlış olmaz burada. Galvanize derhal harekete geçmesi için sebep olmak anlamına geliyor. Harekete geçirmek diyebilirsiniz. Into ile kullanılır. Into action dediği zaman da harekete geç, geçirildi gibi sanki. Geçmesine sebep olundu. Ne tarafından? By significant grant money. Büyük miktarda, hatırı miktarda grant parası. Grant nedir? Normalde burs demek. Ama burada psikolojiden bahsediyoruz, araştırmadan bahsediyoruz, ödenek, araştırma parası. Grant fiil olarak kullanılır. Genellikle hani böyle üst makamdan istersiniz, işte dua ederken Allah'tan istersiniz vesaire. Dileğini yerine getirmek, istenilen şeyi vermek demektir. Grant my wishes mesela benim arzularımı gerçekleştir. Evet. Grant money dediği, dediğimiz gibi ödenek parası, araştırma parası tarafından, as well as neyin yanı sıra aynı zamanda Research Focus of Many Famous Psychologists. Birçok meşhur psikoloğun araştırma odağının yanı sıra, ne demek araştırma odağı olması? İlgi alanı olması. Bu konuya odaklanması, yoğunlaşması aracılığıyla işte pozitif psikoloji akımı harekete geçirildi. Hareket burası, action. Geçilmesine sebep olundu, geçirildi dolayısıyla. Şuradaki şeyi tekrar hatırlatıyorum. Bunun olması milenyumun sonuna kadar değildi. Veyahut da işte başına kadar da diyebilirsiniz. Dönüm noktası 90'ların bitip 2000'lerin başlamasına kadar şu olmadı. Kulağı tersinden göstermiş. The psychology of happiness attempts to answer some very fundamental questions pursued over, over the years by philosophers, theologians and politicians. Mutluluğun psikolojisi attempts to answer. Cevaplandırmaya girişmektedir. Kalkışmaktadır, denemektedir, çabalamaktadır. Attempt isim olarak girişme, çabalama, gayret. Burada ise cevaplandırmaya çalışmaktadır. Kalkışmaktadır da diyebilirsiniz yanlış olmaz ama çalışmaktadır daha güzel. Neyi cevaplandırmaya çalışıyor? Some very fundamental questions. Bazı çok fundamental sorular. Fundamental temellendirmek. Aynı öyle. Basketbol fundamentalı diye duyarsınız. Fundamentalist ne demek? kökten dinci. Kökten dincilerin derdi Niye onlara kökten dinci diyoruz? Geriye, köklere gitmeye çalışıyorlar. Olayın temeline gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla fundamental temel demek. Bazı çok temel soruları cevaplandırmaya çalışıyor. Ama bu sorular pursued over the years by philosophers, theologians and politicians. Filozoflar, theologians, teolog yani ilahiyatçı, din bilimciler, ve politikacılar tarafından over the years, yıllarca, yıllar boyunca, yıllar içerisinde, over hepsi kabul, pursue edilen sorular, pursue geçenle geçtiği hatırlıyorum, değil, takip etmek, kovalamak, peşinden gitmek. Dolayısıyla da cevaplandırmak için kovaladıkları, cevaplandırmaya çalıştıkları bazı temel soruları cevaplandırmaya çalışıyor e, mutluluğun psikolojisi. The first series of questions are really about definition and measurement of happiness. The second are about why certain groups are as happy or unhappy as they are and the third group of questions concern what does one have to do or not to do to increase happiness. The first series of questions ilk soru serisi ilk soru grubu are really about definition. Gerçekte aslında tanım hakkında ve measurement of happiness mutluluğun ölçüsü ne? Şuradaki of definition'e de bakıyor. Yani about definition of happiness ve measurement of happiness. O zaman ilk soru grubu mutluluğun tanımı ve ölçülmesi hakkında aslında. The second are about ikinciler ise ikinciler bakın burada second demiş ondan sonra are demiş. Demek ki şuradaki series of questions'ı burada var kabul ediyor arkadaşlar. Yoksa burada second ikinci dediği zaman izlemesi lazım değil mi? Second ne? Dolayısıyla second series of questions. O zaman R. Aynı burada olduğu gibi. İkinci grup ise R about ne hakkında? Why certain groups are as happy or unhappy as they are. Neden bazı gruplar certain belli bazı gruplar certain hangi anlam vardı? I am certain dediğiniz zaman. Eminim. Bu konuda evet kesin bilgim var belirli bazı gruplar neden are as happy or unhappy as they are. As as yapısı bu. As happy as. Ha, mutlu veyahut da mutsuz olmak. Ama buradaki they are'ı nereye bağlayacağız? Buradaki they kim? Certain groups. Evet, bu gruplar. Oldukları kadar mutlu veya mutsuzlar. Neden? Oldukları kadar. Hani they are happy. They are very very happy mesela. Veyahut da they are very unhappy. Bazı gruplar işte çok mutlu veyahut da çok mutsuz. Neden işte? Oldukları kadar, kadar kısmı buradaki ez ez yapısı. Oldukları kadar mutlu veyahut da mutsuzdurlar. Neden? Lar kısmında tabii are. Bunun hakkında. Ve the third group of questions, üçüncü soru grubu ise concern, ilgilidir, alakalıdır. What does one have to do or not to do to increase happiness? Mutluluğu artırmak için what, ne, does one, buradaki one ne, kim? Kişi, insan. Kişi ne yapması lazım, ne yapmak zorunda? Or not to do veya ne yapmaması lazım? Sorularıyla ilgileniyor. Üçüncü grup ise mutluluğu artırmak için, buradaki to, in order to, için kişi, insan ne yapması lazım, ne yapmak zorunda veyahut da ne yapmamak zorunda sorularıyla ilgileniyor. Most measurements of happiness are by standardized questionnaires or interview schedules. Şu altı çizili olan kısım, sınavda çıkan kısmı. Most measurements of happiness, mutluluğun çoğu ölçümleri veya çoğu mutluluk ölçümleri, o da olur are by standardized questionnaires. Standartize edilmiş, standartlaştırılmış questionnaire, anket soruları. Veyahut da interview schedules. Interview, görüşme, yüz yüze görüşme, röportaj, iş görüşmesi. Schedule, plan, program. Fiil olarak da to schedule diye kullanılır. İşte yarın haftaya bir dahaki aya şunu yapacağız, yapacağım diye planlıyorsunuz, programlıyorsunuz. Aynı plan program demektir. Çizelge gibi anlamları da vardır. Demek ki standartlaşmış veya standartize edilmiş sorular, anket soruları veyahut da görüşme planları, programları iledir, aracılığıyladır. Buradaki by, bakın normalde ardan sonra bir fiil bekliyorsunuz değil mi? Ardan gibi mesela. Hani measurement, mutluluğun ölçümleri. Ardır nedir? iledir, aracılığıyladır, bay olduğu için. On the other hand, it could be done, bakın burada done'ı koymuş, by informed observers. On the other hand, öte taraftan, diğer yandan, it could be done, it dediği ölçümler yapılabilir. Kim tarafından, ne tarafından? Informed observers. Observe, gözlemlemek. Observer, gözlemci. Informed observer, Normalde şuradaki inform, information'daki inform'dur. Bilgilendirmek demek, haber vermek. Bilgilendirilmiş gözlemci demek. Bu çok çok hani ne diyeyim İngilizce, Amerikanca bir tabirdir. Those people, yani şuradaki informed observer anlatıyor işte size. Those people who know the individual well and see them regularly. Kim bu insanlar? Those people, şu insanlar ki know the individual well bireyi, şahsı, iyi, bilen, tanıyan insanlar ve see them regularly. Onları düzenli olarak gören insanlar. İşte bunlara informed observer diyor. Bilinçli gözlemci. Onları, şu şahsı daha doğrusu iyi tanıyan ve onları düzenli olarak gören kişiler. There is also experience Tabi burada arkadaş, dost, akraba gibi insanları kast ediyor aslında. İş arkadaşı vesaire. Ne demiştik? There is also experience sampling. When people have to report how happy they are many times a day, week or month. When a beeper goes off and these ratings are aggregate. Bir de ne var? Experience sampling. There is also yukarıda tabi bir de şu var. Deneyim, tecrübe örneklemesi. Sample. Evet. Örnekleme, deneyim, yaşantı örneklemesi. Bu da ne zaman nasıl yapılıyor? When people have to report insanların rapor etmek zorunda oldukları bir örnek bu. Evet. İnsanlar bildirmek, rapor etmek zorunda. Ne neyi? How happy they are. How happy. How much. Heh. Ne kadar mutlu. Bir insana how tall are you diye sorarsın. Veyahut da how heavy are you. How tall are you dediğiniz zaman ne kadar uzunsun. How heavy ne kadar ağırsın. Yani kilon kaç. How happy they are. Ne kadar mutlu olduklarını. Yani onlardır ne kadar mutlu. Dolayısıyla onlar ne kadar mutlu olduklarını rapor etmek zorunda oldukları bir Konu, many times a day, week or month. Bir günde, bir haftada veya bir ay içerisinde many times. Birçok kez ne kadar mutlu olduklarını rapor etmek zorundalar. When a beeper goes off. Bu raporu da ne zaman veriyorlar? A beeper goes off. Beep, 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 Saat ve altta herhangi bir uyarı aleti, ne bileyim, Eskiden şu doktorların beline taktığı neler vardı? Çağrı cihazı. Hala var mı? Öyle mi? Evet. İşte bunun adı beeper. Yani beep, beep beep edip duran şey. Bir beeper, bir çağrı cihazı, saat bile olabilir. Bu her neyse artık o uyaran şey. Uyarı cihazı diyelim biz burada. Bu go off olduğunda. Go off olduğu zaman. Go off. Yani çaldığında demek buradaki kullanımı. Go off değişik anlamlar var. Bombanın patlaması gibi bir anlamdan tutun da birisinin keyfinin kaçmasına kadar. Go off. Ve these ratings are aggregate. Sonra da bu derecelendirmeler, notlar aggregate edilirler. Aggregate ortalama. Mesela bu hafta futbol Avrupa maçları vardı. Mesela elendi. Neden? Çünkü aggregate olduğunda zaten gol atamadı da. Hani 60 olsaydı mesela orada 1 gol atsaydı 2-1. Burada 1-1 eşitlik olsaydı ne olacaktı? Toplamda 3-2 yenilmiş olacak. Toplamda dediğimiz işte bu aggregate. 2 skoru topluyorsunuz. Sonra da ortalamasını alıyorsunuz. Burada da diyelim ki işte hafta diyor her gün mesela birer defa veya 5'er defa aramış. 10 defa toplamda mutluyum, 50 defa mutsuzum çıkmış mesela. Onun da ortalamasını alıyorsunuz falan. Yet another is to investigate a person's memory and check for whether they feel predominantly happy or unhappy about their past. Yet another is Ne demek buradaki yet another? Bir defa another diyorsa bir başkası. Neyin bir başkası? Ne yapıyoruz biz burada? Evet, mutluluğu ölçmeye çalışıyoruz. Standartize testler vardı, sorular. On the other hand diye ikincisini söyledi gözlemciler tarafından. Sonra efendim deriz is also dedi. Bir de şu var dedi. Ondan sonra da yet nadir. Bir başkası daha buradaki yet daha anlamını kattı. 1 2 3 4 diye sıralamadı. Şu var, şu da olabilir. bu da var. Yet another. Bir başkası da is nedir? To investigate a person's memory. Bir şahsın, vatandaşın hafızasını incelemek, araştırmaktır. Investigate polisin yaptığı iştir. Bilim adamının yaptığı iştir. Burada da psikolog yapıyor, araştırıyor. Bir şahsın, kişinin hafızasını, anısını araştırıyor ve check. Check for'la check aynı şey arkadaşlar. Zaten dönüp şeye bakarsanız şuradaki vatandaş da yanlış hatırlamıyorsam foru düşürmüş. Sınava koyarken bunu. <laughs> Allah başına çal mı? Evet. Nasıl? Değil mi? Evet. Ha, değil mi? evet. <laughs> Dedim ya ben size okunmuş pirinç getireceğim arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. yet another is bir başkası ise, bir başka yöntem ise to investigate a person's memory bir kişinin hafızasını incelemek ve check for, araştırmak, kontrol etmek neyi, whether they feel predominantly happy or unhappy about their past geçmişleri hakkında predominantly baskın bir şekilde predominant baskın demek. Dominant da baskın aslında. Ama predominant da baskın. Predominant biraz daha tercih anlamındadır. Mesela I use my right right hand predominantly. Daha baskın olarak sağ elimi kullanırım şeklinde. Ama sol elimi de kullanıyorum ben. Ama dominant dediğimiz zaman bu baya baya hani baskı kurma anlamındaki dominansıdır. Evet. Çoğunlukla baskın olarak mutlu veyahut da mutsuz hissedip hissetmediklerini kontrol etmektir. Geçmişleri hakkında baskın olarak genel itibariyle mutlu veya mutsuz hissedip hissetmediklerini. Yani aslında bu whether or gibi değil de mutlu mu yoksa mutsuz mu diye düşünebilirsiniz. Hissettiklerini efendim kontrol etmektir. Finally, son olarak ise yani son metot olarak there are some as yet crude but ever developing physical measures looking at everything from brain scanning to saliva cortisol measures. Son olarak ise bazı şunu atarsınız. Bat buradan devam ettiği için e, bağlamak zorundayız. Bazı neler var? Ezyet şu an itibariyle günümüz itibariyle ezyet. Crude ham, henüz olgunlaşmamış. Efendim pişmesini bekliyoruz. Fakat ever developing yani ham fakat ever developing Ha, gelişiyor ever normalde sonsuzluk bildiriyordu. Buradaki gittikçe sürekli olarak gelişiyor olan, gelişen physical measures. Fiziksel ölçümler var. Buradaki işte some physical measures'a bağlı. Yani aslında şurası şunun tamamını virgül içerisinde alsa daha güzel olacaktı. As yet crude but ever developing virgül physical measures. O zaman sama daha rahat bağlardınız. Evet, bütün noktalamaları kaldırdıkları için kontrol edeyim dedim. Looking at everything from brain scanning to saliva cortisol measures. Look at bakaraktan, bakacak şekilde yani şuradaki ölçümleri anlatıyor bize. Everything her şeye bakacak şekilde yapılan fiziksel ölçümler var her şey dediği de ne? From brain scanning, beyin taramasından to nereye kadar? Saliva cortisol measures. Tükürükteki kortizol ölçümlerine kadar. Kortizol mutluluk hormonu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Stres hormonu mu? Hmm, tam tersiymiş. It is not very difficult to measure happiness reliably and validly. an hazırla yapısı bu. It is not very difficult. Çok zor değildir. Nedir zor olmayan şey? Şu. To measure happiness. Mutluluğu ölçmek. Ama nasıl? Reliably and validly. Güvenilir bir şekilde ve valid, geçerli. Geçerli bir şekilde. Nasıl? Validation, onaylama. To validate, fiil olarak onaylama demektir. Bir şeyin geçerliliğini kabul etme. Demek ki güvenilir ve geçerli bir şekilde mutluluğu ölçmek çok zor değildir. The relatively recent advent of studies on happiness, sometimes called, called SWB, has led to a science of well-being. Burada ara vereyim mi arkadaşlar? Hep şu şahısların ne dediğine giriyor. Veya şu iki paragrafı birden bitireyim. Hangisini istersiniz? Ara verdik. Tamam hadi bakalım.